Arkadaşlar hoş geldiniz. Doktor'u 4. sezonundan önce bir Christmas special'ımız var yine tabii ki. Bu Christmas special'ımız bir önceki final bölümünde Doktor'un TARDIS'ine burnunu sokaraktan Titanic olduğunu gösterip David Tennant'ın bir yaptığı sahnelerden sonra Cevdet Bey lütfen burada bir çekim yapma ya. Rezalet. Çok özür dilerim, boğazıma kaçtı. Estağfurullah. David Tennant'a laf ettim, bak nasıl kötü oldu, görüyor musunuz? Neyse. Ben daha yapmayalım ya. Ben fenalaşıyorum abi, kötü ölüyorum yani. Moffat olsa tamam ama. Voyage of the Damned isimli bölümümüzü nasıl buldunuz? Nereden başlayalım? Buyurun. Ya nereden başlayacağımı bilememekle beraber bence böyle birazcık bilmiyorum. Bir şeyleri eksik bir bölümdü ya. Neyi eksik diye soracak olursan tam emin olamıyorum. Biraz belki bu... Abi Christmas Special baygınlığı vardı yine diyelim mi? Evet. Yani... Ya olabilir. Yani biraz aksiyona bol koyup... İşte bu klasik bir şey değil mi? Hani Poseidon Adventure diye bir şey var. Deniz gemi ters duruyor da bir grup tip kaçmaya çalışıyor falan, öyle bir öykü var. Bir sürü de versiyonu var. Hani o mevzu... Bana da biraz Titanic andırdı. Yok be, ne alakası var? Biraz andırdı yani Titanic. O şey hani Jack... Kızın çıplak şeyini çiziyordu, özellikle oralarında. Cyborglar falan çıkınca dedim, okey Titanic ya. Bayağı Titanic'ten olmuş. Bu bölümü nasıl yazmaya karar vermişler? Titanic'i niye kullanmaya karar vermişler falan, onları ben merak ediyorum. Evet, bir de yani Titanic filminin popüler olmasından kaç sene sonrası yani? Yani 2006 bölümü olsa bu. Titanic'te 98'de mi meşhurdu? Yani 8 sene gecikmişim bir kere o popülerliği kullanmakta. Bir de doktor da aynı şeyi merak ediyor ya. Çünkü yani Titanic battığı... Bu geminin ismi nereden geliyor olabilir acaba diyor ya. Yani. Peki niye hakikaten adam Malcolm mıydı? Max miydi neydi? Max. Capricorn. Max Capricorn. O niye yani planlarını belli edecek bir isim koymuş ki hakikaten geminin içine üstüne yani. Ama kimse bilmiyor ki. En dünya edebiyatıyla meşgul olan adam o da çok bilmiyormuş meğerse yani. Hiç bilmiyormuş ondan. Yani, onu diyorsun. Evet. Ben bölümde şey detayını kaçırdım bu arada. Bu gemi gelecekten mi geliyor yoksa mevcut yılımızdan seyahat edip mi geliyor? Mevcut yılı, evet mevcut. Okey. Çok o da ilginç aslında yani düşünürsen. Dünyanın bir yerinde bir adam demiş ki, çünkü dünyadan haberleri yok. Bir dakika, gelecekten tesadüf. Geliyor yoksa ya? İşte gelecekten geliyorsa çok ilginç yani. Oha bunu gelecekten ben de şu an fark ediyorum, bu garipliği. Bana da açıkçası mevcut bulunduğu yılda seyahat ederek gelmiş gibi geldi. Kes, kapat her şeyi, kapat, ne oluyor? Yok, hakikaten gelecekten yani. Gelmiyordur canım. Gelecekten gelse de evet, geleceğe dönme çabası içerisinde yok, geçerdi. Zaten yani. Bir dakika tamam, zaten hatırlayalım. Kylie Minogue'ların ben hiçbir insan değil. Dünyaya evet, indiklerinde evet. Aa başka gezegen diye evet, dandik evet. Bir sokakta çekmişim de yani. Londra'nın sokağı abi sende. Tabii stüdyonun arkası ya. Kaylemilik için başka orası. Senin için başka da senin için aynı yer. Bence en bölümün keyifli tarafı karakterleriydi abi. Onun dışında keyifli başka bir tarafı görmedim ben. Doğru. Karakterler de biraz şey değil miydi ya? Ya biraz klişeydi ya, bence be. Bence şişmanlar falan. Şişmanlar eğlenceli. Diyorsun ki böyle Doctor Who bölümü ya şimdi. Şöyle karakterler çıkar mı acaba diye not alsam çıkıyor yani çıkıyor. Onlar full var yani. 5'in 3'ü tutar. Aynen. Şey niye Batakafalata falan neydi işte o? Batakafalata. Bana kafalata. O da bence eğlenceliydi. Yani başta böyle ama bu ne ya diye izledim. Sonra kendini feda ettiği kısımlarla falan hoşlandım. Ki asıl amca benim nedense sonradan yükselen yıldız olarak ben amca ilk ölür zannediyordum bu arada. Amca ölmediği gibi bölümü kapattı bir de yani. Abi bölümün en bence enteresan kafası. Amcaya verdiğin para değil mi? Hayır, benim işim bak, o yani. O final amcayı ilginçleştiren bir finaldi. Milyon pound mu? Asıl ilginç olan aralarından en ilk ölecek, ortalarda kesin ölecek dediğim adamın ölmemesi oldu. Zaten onunla ilgili bir espri bile vardı sanki eğer o espri ona tekabül ediyorsa. Kötü hani, adamı diyorsun. Evet evet, kıl herif o. Zengin züppe olan. Hani çok beklenmedik bir sonuç oldu değil mi gibi bir laf geçiyordu bölümün sonunda. O çok iyi ya zaten. O herif sonradan çıkacak abi çünkü. Onu sezdirdi ama gerçekten. Ya onu tahmin etmiştim ben ya. Çünkü onun öyküsü havada kaldı, o yaptıkları yanına kaldı yani. Böyle olmaz dedi yani sonunda. Dördüncü sezonun sonradan mı o çıkıyor en sonunda? Söyledim canım ben. Bölüm bosu. Aynen. Siz daha mı geçiyorsunuz bilemedim ama. Ya işte bu seviyeye geldik mi canım? İşte artık EU yapmadığımız için böyle ince ince işleyeceğiz evet. Seni. Önce seni bir kıvama getirdik 3 sezonda. Nasıl taktik sen? Şey çok ilginç bu arada. Bir ara böyle işte Kylie Minogue karakterini ben ismini unuttum. Benim için hep Kylie Minogue kalacak. Tabii canım. Neyse. Kylie Minogue böyle bir ara doktoru öpüyor. Doktorla diyor ki hadi seninle seyahat edelim. Ben de gezegenleri görmek istedim falan filan. Sonra da companion olacak mı falan derken trailer'ı köklediği gibi robotla beraber uçuyorlar. Aa diyorsun kadıncağız öldü falan. Sonra doktor diyor ki aa teleporter'ı var kurtarırım. Kurtulacak sandım ben. Ben de kurtulacak açıkçası yani kurtulacak sandım.
Sonra böyle geldi bir de Stardust falan muhabbetine girmişler. Herhalde birileri Carl Sagan izlemiş tekrar. Bir duygusallaşmışlar orada. Yaz yıldız tutmuş. Sonra da kızı ya. Camdan savurdu ya. Ben orada biraz şey oldum yani. Lan bir kavanoza al koy bari yani madem bu toz... Şeye koydu, tarlısı bir köşeye koydu. Tarlısı kontrol panelinin kontrol panelinin yanına koy. Kız da senle geçsin abi, niye sen kızı camdan döküyorsun? Fırış fırış diye. Yazık kız uzaya savurdu ya. Ben bir üzüldüm orada. Şey enteresandı. Geminin kaptanının ikinci kaptanı olan genç çocuğu... Gelken kulak. Evet, onu bir altı patlar silahla vurmuş olması enteresandı. Ha, herhalde sette o varmış bu arada. Bilgisinin deposunda. Bak şeyi anlıyorum, şeyi anlıyorum. Yani bütün ortam atıyorum. Mesela geminin tasarım bilmem nesi işte orijinaline uygun olsun diye. Çünkü işte turistik bir aktivite o. Ama... Ya iyi yok ettiler bence bu arada o seti ha. Yani o seti yapmışlar bayağı. Tabii bayağı iyi parçaladılar mi? Sonra yandı mandı çatır çatır koca seti. Ama silahlar... Silahlar neden şey? Yani orijinaline uygun şekilde. Ya onun bullshit bir açıklaması vardır. Ya işte biraz bullshit ama yani. Evet, evet. Ya yemin ederim bak bu kadar takılırım detaylara. Hiç takılmadım. Vallahi ama adam haklı yani. Uçan Titanic'le geliyorsun silah uçmuyor. Hani anladın mı? Hani silah da yılını. Ben de bak ben hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Bir de şey de çok ilginç. Yani hani diyorsun ki acaba bu da bir şeye mi çarpacak? Hani böyle bir buzdağı falan gibi değil. Buna da asteroid çarpıyor falan filan. Öyle, o güzel, onlar güzel geyiklerdi. Sonra şey güzeldi. Bence açıkçası bölümün en yükseldiği yer açık ara. Yani bölümü izlerken o ulan ne güzel yapmışlar dedikleri kısım. Bende açık ara şey oldu. Adamlar iniyorlar böyle. Yılbaşı Londra bomboş böyle, tamam mı? Gidiyor gazetedeki abiye soruyor. Gazetedeki abi çok bambaşka bir hikaye. Benim en sevdiğim Doktor Who karakteri gazeteci abi. Geldi değil mi? Açık ara. En sevdiğim Doktor Who karakteri. Neyse soruyor adama. Daha tanımıyoruz ya. Yani millet nerede diyor. Adam da diyor ya dostum sen nerede yaşıyorsun? Yılbaşında Londra'da mı takıldık? Evet, evet. Uzaylı bastı. Örümcek bastı yani. Ömer canım hatırlar mısın? Ya bunları reddetmemeleri ne kadar hoşuma gitti. Doğru. Ben ilk bölümlerde söylemiştim. Bak işte geldiğimiz evet, nokta dostum. Aynen aynen. Millet Londra'da kalmıyor yılbaşında. Hatta direniş olsun diye kraliçe Londra'da işte Buckingham Sarayı'nda kalmış falan. Kraliçe var bir tek tam da şey Titanic kraliçeye doğru düşmeye başlıyor falan. Yani o şey geyiği çok iyiydi. Sonu biraz kraliçenin o hoşça kal demesi ve de kendine iyi bak doktor falan yani. Thank you doctor. O da İngilizler için efsane sahneler oldu. Oha kraliçe böyle dedi oğlum. Doktorun çok böyle ama yani bu artık bu hani kraliçeyle doktor artık yüz göz olmuş yani biraz böyle doktorun hani dünyada gizemli bir kişilik ilk bir sezonda web sitesinden araştırıyorlar komple teorisi falandı ya. Bu ne abi artık yani birazcık işin gizemi falan çöp oldu. Aman doktor gelir şimdi rahat ol oyna. Ben şimdi çözüyorum sana onu. O niye öyle olmuş biliyor musun? Niye öyle olmuş? Çünkü bir önceki bölümde biliyorsun Master'dan kurtulmak için bütün dünya doktor diyerek dua etti ya. Doğru. Sonra hepsi unuttu. Doğru. Sonra hepsi unuttu. O da var. Ama kraliçe unutmadı. Because she is the fucking queen of England. Queen remembers. Aynen aynen. The Queen remembers. Ne garip adamlar ya. Demokrasi bilmem ne falan da hala monarşiyle yönetiliyorlar. Evet. Kraliçenin de soruyor mu yani? Yani bölümdeki bence o kraliçe falan da şeydi yani. Yılbaşı ucuzluğunun. Kesinlikle. Hani zaten yılbaşı kesinlikle. Böyle sofrada izliyor millet onu belli ki. Cam ağacı gördük mü gördük. Birbirine iyilik yaptık gördük mü? Hele ne gördük? Sürekli Christmas hakkında işte Christmas da aslında Hintlilere karşı savaşılıyor. Esprileri üzerinden yılbaşı mesajları verildi. Bir de şey oluyor en son kraliçeyi de gördük mü tamam bu bir iş. Yerde adam diyor ya işte the British wage war against Turkey falan diye böyle. Ben de izliyorum böyle. Ne falan oluyor. As bayraklar as falan dedim ya. Sonra hayır biz değiliz lan Hindi diyor adam bana. Ha, sen de o yüzden mi aradın geliyor çok sinirim bozuk diye falan diyorsun. Abi ne diyor bunlar bana? Abi nasıl yorumlayacağız bu bölümleri? Bölümde bir de şey abi herkesin sürekli kendini feda etmesi. Evet. Yılbaşı bölümü diye evet. Galiba. O da yani biraz hakikaten tekrar olmadı değil yani. Abi bir durun falan resim geldi benim yani. Ben de öleceğim. Abi ben çok bak çok basitim. İki şeye yani iki o bütün klişeye ben böyle resmen ağladım. Birincisi hani telefon faturası getirdi ama ben seni çok seviyorum dedi ya hatırlıyorsun. Bir oraya. Bir de hani bana kafalata bilmem ne dedi sonra ne oldu? We are engaged dedi döndü falan ya. Abi ben orada yani tam böyle ucuz seyirci ağladım oralarda yani direkt. Biraz itiraf edelim o karakterlerin özellikle sunuş olarak ezik yönleri oluşundan dolayı sonra kahramanlaşıp ölecekleri. Dokunduysa dokundu bana da dokundu yani doğru söylüyorsun. Ben şişkoları çok sempatik çok tatlı buldum. Evet ben de şişkoyum diye evet. Orada bir ara bir şişman abi, kadın şey diyordu ya abi. Buffalo Wings diyorlar ama Buffalo'nun ne kadar çok kanadı varmış falan diyor ya. Ben orada böyle oldum. Hayır.
yılbaşı bölümleri gerçekten beni çok üzüyor ve yoruyor ya. Yani şu efsane 3. sezondan sonra resmen böyle PS gibi, anladın mı? Böyle bir... Ama para da harcıyorlar ilk döner. Evet abi. Çünkü yani? Demek yılbaşında o yani iyi izleniyor. Hani böyle anladın mı? Kylie Minogue koymuş. Buckingham. Kraliçe bile var abi. Büyük prodüksiyon. Şey yani. Thank you doctor. Bir de yani hiç fena değil de. Çok komik. Efektleri falan iyi. Hiç fena değil evet, yani. Evet. Stanley falan bayağı iyi yapmışlardı. Tabii gayet güzel bölümdü yani o anlamda. Bölümün mesela. Bir de güzel tarafı bence şeydi. The Host dedikleri yani Angel'lara. Hmm. Bu arada Angel şöyle Hristiyanlıkta da biraz Hristiyanlıkta yani. Da Angel'lar Host diye geçer. Biliyor musunuz? The Seraphim and the Host. Yani şey işte bir Tanrı'nın birebir yarattığı Hristiyanlığa göre yani birebir uğraşıp yarattığı ve kendi karakterleri güçlüleri olan Seraphimler. Bir de The Host. The Host da şey. Evrenin işte güneşin doğmasını sağlayan, yağmurun düşmesini sağlayan. Hani İslamiyet'te de şey vardır ya, sürekli dua etmesi için melekler yarattı Allah denir ya. Hristiyanlıkta da şey var. The Host böyle herhangi bir bütün sistemin, evrenin yaşamasını, çalışmasını sağlayan meleklere verilen isim. Bunlar da mekanik melekler ve Titan'in çalışmasını sağlıyorlar ya, bunlara The Host demesi. Hem de bir yandan ev sahibi onlar ve misafirleri ağırlıyorlar ya, çok güzel bir şey olmuş. Yani böyle o olan herifleri iyi bağlamışlar dedim. Sadece ilahiyat konusundaki bilgimden ötürü bu arada yani. Helal olsun yani. Tabii tabii. Şu anda ağzım açık istedim. İncil evet, mitolojisi yani. İyidir. Biraz ama şey iyi değildi. Yani rastgele bir şekilde doktorun onları durdurabilecek kodu bulması falan. Ama denedi adam. Denedi. Üçüncüde falan buldu. Ne yani sonsuz rakam arasından bir tanesini seçiyor. Yani birmiş falan. Ne yok bileyim. Ben o hadi günün esprisiydi tamam mı? Günün esprili biraz şeyler öyle. Biraz öyle vardı da ben mesela şeyi ucuz buldum. Buna böyle kafalarındaki şeyi atıyorlar. Hani diyorsun ki herhalde o lazer falan bir şey. Sonra onu sopayla böyle köylü diye vurunca bir de geri de gidiyormuş o. Ulan şunların parmağına bir lazer koyamadınız mı anladın mı? Falan ama bak şöyle bir şey var. Yani ben hani onu öyle yemek istiyorum. Biraz da boks sürdürmeyeceğim değil mi? Adamların yaratılış amacı o değil. Hani hackleniyor ya. Ne yapalım? Bunu niye atıyor? Bunu atayım abi? O zaman. Ne yapayım? Kolum mu çıkarıp atayım? Bir şeyle de vurabilir. Cece ne söylüyorsun yani? Adam... Normalde hizmet ederken bu kafalarındaki şey ne işe yarıyor? Melek görüntüsü yani. Ama atınca da geri geliyor yani. Evet, evet, hani onu yapan mühendis şöyle düşünmüş. Tamam bunlar hizmet edecek ama olur da bir şey olur da. Bunu atar. Birisi bıçak falan çekerse de. Hani şey gibi. Hocam, cebinde çakıyla gezen böyle gençler olur ya anladın mı? Bir mevzu olursa. Çekerim abi falan. Hayır yani. O şey atış emanetle geziyor. Hocam öyle atınca her şey döner yani. Tamam. Olmadı neyse. Bir dahakine. Bir de o sonunda işte kız şeyle beraber Max Capricorn. Max Capricorn burada çok ilginç çıkmadı mı? Çok Fallout karakteri değil miydi o böyle? Çıktı böyle. Evet evet değil mi? Gerçek bir Fallout 3'te böyle bilas böyle tipler vardı ya şey başkanın beynini oturtmuşlar robota falan. Çok net öyle çıktı herif. Bir de bütün şeyi de Titanic batsın diye yapmış yani. Böyle müthiş bir adı batsın. Yani. Ha bir de tarihi araştırmış ben bu gemine de ne koysam. Aa buldum. Yani Titanic falan. Sonra şey çok iyi bir de. Bölümde doktorun karizma yaptığı şey kısımları çok iyi. İşte o son sahnede. İşte kız da düşüyor aşağı. Max Capricorn falan bir diyorlar. O zaman çıkarım beni diye böyle kolları böyle yapıyor. İki tane melek geliyor böyle evet, gökyüzüne evet, basıyorlar ya hep beraber. Çat diye böyle yerin içinden çıkıyorlar. Daha komik. Bunlar niye sana itaat ediyor deyince şey diyor ya Max Capricorn'dan sonra en yetkili kişi benim. Time Lord taşa yani anladın mı? Başka hiçbir şey değil bu arada. Orada takıldığım başka bir şey daha var. Jesus var. Tabancaya takılmam gibi takıldığım bir şey. Orada mesela iyi ki bir forklift vardı. İşte aynen aynen. Forklift ne yapıyor abi orada? Kız Kylie Minogue forklifte bindirip de attı ya şeyi. Tabii tabii. Yok mu bir tane yer çekimi manipülatörü anladın mı? Evet aynen. Ama yani. Abi o sırada orada inşaat var. bu yine BBC'den para almış abi. Ya bir tane kötü doktoru bölümü buldu. Azıcık gömeli. Ama BBC'ye gömeli. BBC Cece'ye para yedirinceye kadar iki aksesuar yapacaktı. çok para istedim. O yüzden yapamadım. Bence Kylie Minogue'a çok para vermişler abi. Anladın mı? Olabilir. Oradan belleri bükülünce ne yapacağız? Forklift koyacağız. şey, dekoru getiren forklifte demişler ki 5 dakika bir kalsın. Abi, kira da vermemişler anladın mı? Neresinden tutsan hikayesi falan biraz ucuzdu yani. Ya işte eğlencelik de hani. Bu arada şöyle hani rezalet ama, kötü müydü? Tabii tabii. Eğlenceli. Yani, eğlendik ama. Üçüncü sezon çok şahlandığı için böyle bu arada şey gibi kaldı. Ne bileyim. Bir de bak burada da yaptı. Bu kadar Doktor Tennant övdük. Doktor Tennant diyorum. Tennant övdük falan böyle bu kadar şey yaptık. Şunu hep unuttuk. Bak burada da yapıyor. I forget to tell you. I'm brilliant. Yapar ya doktor. Biz onu hiç söylemedik. O çok iyi ya.
Ama bu çok iyi de olmasına rağmen sonra doktor sürekli Alonzi diyor diye ya karşısına Alonzo diye bir adam çıkması bana biraz ay Allah falan oraya mı geldik yine falan ben bu durakta inmeyeyim dedim yani ya ben anladın mı? Bir de doktor da böyle şey diyor ya Alonzo mu? Hakikaten mi? O zaman Alonzo, Alonzi falan ya ne gerek var? Hocam. Tam çocuk eğlencesi bunlar ha. Tabii. Ben yazmışım gibi zifadınız da espriler falan. Aa niye? Niyeyse Cevdet kendine böyle bir şey biçti yani. Çocuk tiyatrosu yazıyorsun evet, sanki sürekli de. Kaplan Maplan'ın yazarı Cevdet Çember'le tanıştınız mı Allah aşkına? Arkidiş onu yazdı. Arkidiş pardon. Tamam. Yakında sinemalarda. Evet arkadaşlar. Güzeller Güzeli 4. sezona geçmeden önce arada zoraki bir Christmas Special. Bu seferki Christmas Special galiba Christmas Special'lar arasında şu ana kadarki en zayıfım oldu, dandiyim oldu. Biz biraz güldük, eğlendik yani. Hani öyle çok kötü bir bölüm değildi de. Doktor 3. sezonda bayağı ağır gitti. Şimdi 4 de güzel gelecek falan. Araya böyle Voyage of the Damned ince bir durak mola gibi bir şeyler falan olmuş. 4. sezonla biraz sonra devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Doktor'un videoları nerede diye bütün videolarımızın altını yazıp taciz edebilirsiniz. Hiç umurumuzda değil. Gönlümüze göre yayın almaya devam edeceğiz. Ama bitireceğiz. Gönlümüze mi? Yetişecek bu arada ama şeye. Şeye söz yani size, yeni sezona kadar bunlar bitmiş ve kesinlikle yetişmiş olacak o konuda merak etmeyin. Doktorumun yeni sezona kadar. Ömercan'a Sara krizi eşliğine sokuyoruz ve bunu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz, hoşça kalın.